Stüdyo konuklarımız. Biz Lütfü Özer'le sohbet ederken umuyorum dinlemişsinizdir. Dinlemediyseniz bile haberdar edeyim. Dedik ki işte Fenerbahçe örneğinden yola çıktık. Obradoviç gibi bir koçları var. Pereira gibi bir teknik direktörleri de var. Ama bir yönetim modeli olduğu belli Obradoviç gibi. Hazır buradayken kendilerine de soralım. Orada bir yönetim modeli var. Burada nasıl bir yönetim modeli var? Çünkü çok kolay bir iş değil şu anda başarılmış olan. Amatörlik, süper amatörlük, evet. Üçüncülük, bölgesel amatörlük, üçüncülük ve üzerine şimdi ikinciliktesiniz. Üçüncülükte evet. 2 yıl geçirdiniz evet. galiba. Evet. O bölümü hocamdan ayrıca alacağım. Evet. Nasıl başladı? Yani siz mi talip oldunuz yoksa siz yapsa evet. olsa siz yaparsınız mı? Siz diye size mi geldi? Şimdi şöyle tabii ben Rizespor'un yönetim kurulu üyesiyim. Bu vesileyle bizim Etmesut Belediye Başkanı Rizespor'un yönetiminde olmamı tabii haberdar olunca bize dedi ki yani netice itibariyle her ne kadar Rizeliysen de Ankara'da para kazanıyorsunuz. Biraz da Ankara'daki çocuklara hizmet edin, Ankara'daki gençlere hizmet edin. Bu şekilde bir konuşmadan sonra bize bir liste koydu önümüze. Kulüp sizin dedi. Biz de aldık amatör kümeden kulübü. Kulübü aldıktan sonra ben iyi kötü başarılı bir iş adamı olduğumu düşünüyorum. Girdiğim her konuda da başarılı olmayı düşünüyorum. Burada da öyle hedefimizi belirledik ve bu seviyeye geldik. Gelirken tabii ama bu aşamaları geçerken de neler yaşanmıştır kim bilir. Kısaca bahsetseniz, şimdi, şuna çok önem verdik deseniz. Biz ipuçlarını almaya çaba göstereceğiz bu bölümde. Biz öncelikle iyi bir takımla iyi bir yönetimin entegre olmasına çok önem verdik. Yani biz takımı ayrı, yönetimi ayrı hiçbir zaman düşünmedik. Bir aile gibi düşündük. Öyle başladık. Sıfırdan öyle başladık. Ve şu aşamaya kadar öyle geldik. Bir kere belediye başkanı Sayın Enver Demirel 1. Ben 2. Yönetim kurulu 3. Hocam 4. Hocamın yardımcıları ve çocuklar. Biz tam bir entegre olduk. Entegre olduğun zaman da o zaman hiç sıkıntı olmuyor. Yani çok iyi bir takımı kuramayabilirsin. Çok iyi bir takım olamayabilirsin. Ama inanarak ve entegre olarak bir işe başlarsanız başarılı olmamanız mümkün değil. Şunu mu anlamalıyız? Yani yönetimin işi ayrı, kulübün teknik adamının işi ayrı diye düşünülür ya. Öyle bir dünya yok, öyle bir gerçek yok mu? Bunu mu anlamadınız? İş anlamında öyle. Tabii yönetimin işi ayrı, hocanın işi ayrı. Ama entegre olmak sadece işle ilgili değil. Duygusal bir entegre olması lazım. Duygusal entegre olduğun zaman ben bir maç kaybettiğim zaman hocamın yanına, çocukların yanına girdiğim zaman benim duygusallığımdan onların mutlaka etkilenmesi lazım. Eğer etkilenmiyorsa o takım olamamış demektir. Evet ama buradaki duygusallık iki yönlü tabii. Bir sizin dediğiniz gibi bir de böyle bir duygusallığında. onda tabii şu, onda şunu düşüneceksiniz. Bir kere oradaki bununla ilgili başka sorularım da olacak. Şimdi spor yani futbolu düşündüğünüz zaman ikiye ayıracaksın. Bir profesyonel çocuklar düşüneceksiniz. İki, orada spora hizmet ettiğini de düşüneceksin. Çünkü altyapıdaki çocuklara, diğer branşlara falan ne yapıyorsunuz? O çocuklara hizmet ediyorsunuz. Bir de bu kutsal bir görev aslında. Şüphesiz. Bir açıdan baktığın zaman. Ha para konusuna geldiğin zaman da ben ağzından çıkan ne olduysa hiçbirini yerine getirmediğim olmamıştır. Ne dediysem çocuklara onu tarihinde, zamanında vermişimdir. Bütçemi ona göre ayarlamışımdır. Borcum hiç yoktur. Çocuklara da hiçbir borcumuz yoktur. Hocama da yoktur. Yani bir Allah'a can borcumuz var. Vergi borcumuz da yok yani. Hiçbir borcumuz i̇şte yoktur yani. Belki de hani ben lafı açayım diye bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Siz yayına gelmeden önce de söyledim zaten. Bu hani alt liglerde işler kolay değildir. Siz şimdi bunu gayet güzel gönül rahatlığıyla söylüyorsunuz ve de eminim ki keyifle, gururla söylüyorsunuzdur. Ama tabii ki etrafınızı gözlemlediğiniz zaman fotoğrafın biraz daha farklı olduğuna mutlaka tanıklık ediyorsunuzdur değil mi? Tabii yani sporcular, o çocukların çok sıkıntılı olanlarını görüyorum. Yani kulübüyle problemi olan, parasını alamayan. Tabii bir çocuk parasını alamazsa, netice itibariyle kendi ailesini idare edemezse rahat oynayamaz ki. İşte ekonomiyi, önce ekonomiyi düşünmek lazım. Kulüplerde önce ekonomi. Bu Süper Lig'de de aynıdır. Bu Süper Lig'de de aynıdır. Üçüncü Lig'de de, amatör kümede de aynıdır. Bir kere ekonomini çok iyi ayarlayacaksın. Bizim mesela Rizespor'daki ekonomi şeyimiz çok iyi. Sayın bizim başkanımız Metin Kalkalan ekonomiyi çok iyi ayarlar. Yani ona dikkat eder.
Çünkü ekonomin iyi olmadığı sürece bir gün mutlaka aşağıya doğru gitmek zorundasın. İşte kulüp lisansları evet. alınamadı diye haber okuyorum evet. dünden beri konuşuyoruz değil mi? Alamayan kulüplerden bahsediyoruz. Trabzonspor'dan, Gençler Birliği'nden yok yok aşağılarda da 56-57 tane takım var evet. tabii ki. Şimdi bundaki sıkıntı da bence şuna vurgulamak istiyorum. Yönetim kadrosunun borçlanmada biraz sorumluluğu olması lazım. Şimdi ben anonim şirketlere karşıyım. Anonim şirket çünkü bir vatandaşın yani bir grubun malı olmuş oluyor. Örneğin Rizespor. Rizespor anonim şirkettir. Ben isterim ki Rizespor anonim şirket değil de Rizespor dernekle devam etsin. Rizespor'un tamamı ona sahip çıksın. Şimdi öbür türlü ne oluyor? Anonim şirketlerde bir sahibi var. 10 kişi var, 20 kişi var, 50 kişi var netice itibariyle. Ben Etimesgut'taki düşündüğüm şekil dernek olarak devam edecek. Halkın takımı olacak. Halk buna sahip çıkacak. Ama dernek yönetiminde hangi yönetim kurulu olursa olsun o yönetim kurulu borçlandığı dönem içerisindeki borçlardan sorumlu olacak. Sayın Başkan alternatif yönetim yani çünkü çok konuşulan hep şirketleşsin tüm kulüpler için hep bu idealize ediliyor. Tam tersini savunuyor ortaya koyuyor. Bir de tabii ki bu sorumluluğun alınması meselesi en önemli mesele tabii. O sorumluluğu almadığın zaman sıkıştığın yerde kaçıp gidiyorsun. Dolayısıyla işler öyle çok sevimli gitmiyor. Tabii. Taner Öcal hocam. Evet bir takımı da bir anlamalı değil mi? Takımı da anlamalıyız. Çünkü geçen yıl göreve geldiniz geçen siz. Geçen yıl son 14 maç. Dibi de gördünüz evet. zirveyi de. Dibi de 10 ayda dibi o de gördük. O hikayeyi de sizden alalım o zaman bu. Geçtiğimiz evet. yıl çünkü Etimesgut Belediyespor son hafta da ligde kaldı. Evet son hafta kaldı. Bu sene ise şampiyonluğa ulaştı. Şimdi tabi burada buraya gelmemin en büyük sebebi Sayın Başkanımın olması. Belediye Başkanımızın Sayın Enver Demirel. Çünkü vizyonları geniş bir insanlar, başkanlar. Yani hedefleri var. Hedefin olduğu yerde ben ve ekibim de varız. O yüzden biz göreve talip olduk. Düşecek dedikleri takım. Biz dediler işte daha önce biliyorsunuz Ankara Gücü Maraş'ta Fethiye 1. Ligi'nde görev yapmıştım. Neden böyle bir tercih yaptım dediğinde orada inandığım insanlar var demiştim. Ve gittik son 14 maç ortalama 2 puanla oynadık ve ligde kaldık. Zaten son 4-5 maç kala Etimesgut'ta bir bütünleşme olmuştu halkla birlikte. Takıma inanmaya başladılar. Bu takım kümede kalırsa önümüzdeki senenin çok iyi olacağını herkes hissetmişti. Zaten onun bu şampiyon hikayesi bence orada yazılmaya başladı. Sonra Sayın Başkanım benimle devam etmeye karar verdi. İyi bir ekip kurduk. Başkanımın dediği gibi karakterli, düzgün bir sporcu ekibi olduk. Yani bir aile olduk daha doğrusu. Başımızda işte bir olur babamız, annemiz var ya biz de orada bir silsile oldu. Yani başımızda çocuklar mesela başkanımıza Hasan Baba derler. Çok güzel bir sinerji oldu. Bizde bir ciddi disiplin vardır ben ve ekibimle. Çok iyi çalıştık. İyi kamp dönemleri geçirdik. Her şeyi çok ciddiye aldık. Çok stresli günlerimiz de oldu. Şimdi 4 hafta kadar şampiyonluğu biz elde ettik ama herkes çok kolay olduğunu zannediyor. Aldınız götürdünüz dediler ama çok biz, kolay değildir kazanmak yani. Yani işte 4 hafta maç kala tabii işte, aynen. Hiç kolay değildir yani. İşte bu sahalardan şampiyonluk çıkardık biz. İşte böyle kolay elde edildiğini sananın ben ayağına toplayamadığına inanırım. Yani. Bence çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani bir de tabii bizim bu şampiyonluk öykümüzde bizim taşlarımız vardır. Yerine oturan taşlar vardır. Bunlar çok önemli. Başta bizim spor direktörümüz vardı Yılmaz Baldı. Onunla birlikte iyi bir takım kurduk. İşte kaptanımız Murat Hacıoğlu var yıllardır oynayan. Evet. İkinci kaptanımız İsmail Hacı Hafızoğlu var. Her ne kadar kaptan olmasa da Celal Çırpanlı diye büyük bir abimiz var. Şu gençlere örnek olan. Sonuçta ben de eğitim kökenliyim. Ben ona gelecektim. Hı-hı. Yani aslında yarışmacı bir antrenörlük evet. farklı. Siz Hı-hı. eğitici bir antrenörsünüz aslında. Evet, yani ben burası işte, sizin için o ideal bir nokta bence mıdır? Bence çok yoksa ideal oldu zaten. Başkanımın sunduğu fırsatlar, ortamlar bana bunu yapmamı sağladı. Teşekkür ediyorum kendisine de. Ben federasyonda da eğitimcilik yaptım UEFA kurslarında. Beden eğitim öğretmeni kökenliyim ben. Eğitimle disiplini bir arada, bilgiyi ve donanımı bir arada getirdiğiniz zaman benim ekibimdeki herkes futbol oynamış, akademisyen kökenlidir benim ekibim hepsi. Güzel bir ekibim de var. O yüzden bence eğitim her ne kadar bizim ülkemizde 3. 4. sıraya atıyorlarsa da bence eğitim bence bu ülkede 1. sırada olduğu süre içerisinde başarı gelir diye düşünüyorum. Burada ama taşlarını söyleyeyim. Onlar benim için çok önemli. Bir Diyarbakır maçı ilk maç oynadık 90+4'te son uzatmada gol attık biz ilk maçımızdı evet. kötü oynadık bu sezonu bu sezon evet. ilk evet son şampiyonluğumuz herkes dedi ki bu takım mı şampiyon olacak dediler
Biz tabii şey yapmadık, başkanımızın da desteğiyle. Sonra ilk yarı lider bitirdik 4 puan farkla. Sonra işte kampta Sakaryaspor başkanımız vardı. O da dedi ki biz dedi geçen sene böyle yaptık dedi. Siz dedi herhalde böyle yap bırakacaksınız. Siz dedi merak etmeyin biz bırakmayız. Siz bundan sonra çıkmaya çalışın bizden sonra dedik. Ondan sonra geldik Zara maçı vardı. Ligin küme düşen takımıydı. Zara'da yenildik biz. Ondan sonra dediler ki çözülmeye başlayacak takım dediler. Sonuncu takıma yenildik biz. Maç bitti. Başkanım soyunma odasına geldi. Ondan sonra herkes otursun dedi. Oturduk. Ben dedi Taner Hoca'la ekibine ve futbolculara inanıyorum. Bu takım şampiyon olacak. Bu bizim dedi nazarımız olsun dedi. Sonra dönüş otobüsünde çocuklarımla sohbet ettim. Ve ondan sonra 5'te 5 yaptık ve 6 Nisan'da şampiyonluğumuzu ilan ettik. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne güzel anlattınız aslında o kilometre taşlarını. Evet. Harikaydı gerçekten. Evet, dönüm noktalarımız. Dönüm noktaları olarak. Yani burada şimdi ben de birçok başkanla çalıştım. Yani şimdi gerçekten sizde de öyledir. Yani işin başında siz ne kadar doğru iş yaparsanız sizin altınızdakiler de o kadar doğru. Biz de öyle yani başkanımızın duruşu bize de yansıdı. Bir de karakter olarak da biz başkanımla çok benziyoruz, benzeşiyoruz. Hem duygusallığımız var, hem mücadelemiz var, hem de azimli ve kazanma hırsımız var. Bu birleşti. Ben her zaman söylüyorum, bizler tabii ki görevimizi yaptık ama o yeşil saha içerisinde beyazın içine girdiğiniz zaman, beyaz çizgiden yeşil saha içine girdiğiniz zaman orada çocukların çok büyük emeği var bu şampiyonlukta. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Futbolcuları ön plana çıkaran bir yapı var galiba. Ama siz bir taraftan da farklı bir başkan profilini de çok beğeniyormuşsunuz. İlhan Cavcav benim için ideal başkandır demiştiniz. Tabii. Bir oturduğum devam edeceğiz. Yani. Ben hem onu diyecektim. Hem de yani bu bir çelişki değil mi? Hem oyuncuya yönelik bir yönetim tarzı benimsemek ama hep taraftan da ideal başkan İlhan Cavcav'dır demek. Şimdi ama şimdi, ama dediğin zaman arkasını at diyorsun. Ama demiyorum. İlhan Bey örnek alınması gereken başkan. Ekonomiyi öyle güzel çözmüş ki hiç problemsiz olan bir kulüp neresi? Gençler Birliği yani. Ha onun eksikleri ne? Ben onun eksiklerini görüyorum. Etimesgut'ta onun eksiklerini tamamlamak kaydıyla seyirci eksiği mesela. Evet. Seyirci eksiği bizde yok. Biz gayet güzel. Ankara'da herhalde bizden daha çok seyircisi olan bir takım yok. Sen takım gibisiniz değil mi? Yani tabii. İlçe tabii ki biz geniş. Ankara takımıyız. Ankara evet. Takımıyız. Yani havanız bu anlamda diyorum. Tabii. Yani topluyorsunuz yani. Stadımızı dolduruyoruz. Hatta stadımızın dışını da dolduruyoruz. Bu gittikçe daha çoğalacağından da son derece inanıyoruz. Gençler Birliği'nde ve Rize Spor'daki eksikleri almak kaydıyla bu tarafta tamamladığımız zaman ne olacak? Biz burada mecburen başarılı olacağız. Başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok. Şimdiki hedefim kulübü kendi başına idare edecek şekilde ekonomisini sağlamak. Zaten onu soracaklar herhalde evet. Faruk'ta değil mi? Evet. Evet. Sadece bu değil tabii bir taraftan da hani hep en çok konuştuğumuz ama ne yapacaklar konu, tabii ki. Yani. Ne yapacaksınız? Evet. Altyapıyı hep konuşuruz değil mi? Altyapı şimdi buna ne çaba gösteriliyor? Bir de şöyle bir durum var. Siz nasıl geldiniz bu aşamaya kadar? Şimdi her geçilen aşamadan sonra biliyoruz ki takımlar kadrolarını tamamen değiştirecek nitelikte içerisine giriyorlar. Siz bunu yaptınız mı? Ya da bu sene mesela nasıl bir çalışma içerisinde olacaksınız? Şimdi tabii o teknik konu olduğu için hocamın konusu. Ama benim düşüncem bir çekirdek kadroyu elinde bulundurmak lazım. Yani tamamen kadroyu yenilerseniz sıfırdan başlamış olursunuz. Ben sıfırdan başlamak istemiyorum. Hocamla biz bak bir örnek davranışla hocamla biz yolumuzu ayırdık. Öyle mi? Tabii. ama bak, bu asıl sorumuz gereken soru bu. Devam edecek misiniz diye. Ama hocamla abi kardeş gibiyiz. Niye? Demek ki iyi bir bağ var. Yani kopsak da beraberiz. Sporun içerisinde dostluk olmalı. Sporun içerisinde kulüp başkanları ama birbiriyle dost olmalı. Bir şimdi ben de evet. Şaşırdım valla. Niye ayırdınız sayırdım ben bazen şu anda. Yani. Peki tamam özel bir şey. Yok özel de değil yani ayırdık ama kenar bir yerde bekliyor. Yani ben başım sıkışınca gelir yani netice itibariyle. Evet. Bu böyle olması lazım. Yani insanlar birbirine kaynaşması lazım. Kulüp başkanlarının birbiriyle iyi olması lazım. Yönetimler birbirini iyi ağırlaması lazım. Biz mesela her yönetim kadrosu Ankara'ya geldiğinde onları aldık, kahvaltıya götürdük, yemek yedirdik, beraber olduk, dost olduk. Birbirimizi arıyoruz. Hiç problem yaşamadık yani.
Bu Süper Lig'lerde de olabilir ama Süper Lig'de öyle başkanlar var ki kendinden büyüdükçe, başka seven yok kendisini. Büyüdükçe böyle olmamalı yani. Değişiyor tabii ki işte. Ya biz değiştirmeyeceğiz. Siz değişmeyin tabii ki canım. Biz yani değişmeyeceğiz de değiştirmeyeceğiz de. Biz her gelen bize misafir gelen kulübü ağırlayacağız. Başkanını ağırlayacağız. Onlarla beraber olacağız. Bu duygusal şike vardı, duygusal şike. Duygusal şike hep bizden yana alacak yani. Evet. Şike çok kötü bir şey ama duygusal şike farklı bir şey yani. Yani biz dostluğu bir duygusallık olacak. Yani bir başka yerde oynadığı zaman yani Hasan Kartal işte bu ekip Etimesgut Belediyespor Kulübü şampiyon olduğu zaman ya keşke olmasaydı. Bizim 18 kulüpten 17 kulüpten kimse demez. Evet. Hepsi der ki iyi oldu. Tabii ikincilik. Hepsi iyi oldu. Son hedef değildi tabii. Yo tabii biz şimdi hedefimiz Süper Lig. Süper Lig'de de inşallah benim bir şeyim var. Rize Spor'la Etimesgut Belediyespor Kulübü'nü karşı karşıya getireceğim. Orada oynayacak yani. Hedefim var. İnşallah. Onu da kısa zamanda göreceğiz diye düşünüyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tanrı Hocam çok teşekkürler. Teşekkür ayağınıza sağlık, çok ağzınıza sağlık. Çok güzel. Sağ olun. Kısa da olsa hemen evet. İpuçları verdiniz. Evet, çok farklı bir yöntem, alternatif olduğunu bazı açılardan açıkça bir ifade ettiniz. Bu açıdan da teşekkür ediyoruz. Ama yine de şu vefa adına da var tabii ki. Hani yollar ayrılmış olsa bile bu emeğin sorumlusu ya da kahramanı diyelim tabii ki en önemli iş, ayaklarından birisiyle gayet güzel bir şekilde beraber gelmiş. Kamuoyu da burada deklare ediliyor. Bizi beraber gördükten sonra hocam yola devam ediyor musunuz diye sorma ihtiyacı bile hissetmedik yani. Şunu da söylemek istiyorum. Yani biz abi kardeşi bizi başkanlar. Benim önümü açtığını düşünüyorum. Evet. Ben de hedefim ekibimle birlikte 2 sene içinde Süper Lig daha sonra Avrupa'da hocalık yapmak istiyorum ekibimle birlikte. İnşallah hocam. İnşallah kolay gelsin evet. Diyelim. Tamam. Olay yolumuza çıkarsın. Başkanıma çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Euro 2016.